Ay. Teşekkür ederim. Böyle güzel karşılıyorsunuz çocuklar. Merhabalar. Adem Bey'i tanıyor musunuz? Yeni bir kitabı çıktı. Hiç kimse anlamadı beni. Öyle miydi seni? Hiç kimse anlamadı seni. Eşim hemen dedi ki çabuk bir kitabı al. Niye dedim? Sen de beni anlamadın dedi. Daha böyle fena. O kitabı okuyunca eşimi anlayacağım. Bir umut yani. Teşekkür ederim. Şerefe. Sen de mi alacaksın? Para versen bu kadar reklam yaptıramam. Allah razı olsun. Sen Serap mıydı adın? Sen köyden mi geldin? Ay bu kadın bir fena yemin ederim. Ben eşime kızıyordum. Seni gördüm halime şükrettim. Hayatım beterin beteri varmış burada. Ne kadar samimisin ya. Çok teşekkür ederim. Ama öyle deme, benim düşmanım çok ya. Düşmanın mı çok? Benim düşmanım bir tane, evde eşim, başka yok benim düşmanım. Ha derler derler zaten işte. Biz eşimle hayatım, gel yanıma bir gel. Bu gördüğünüz muhteşem kadın benim hayatımda bugünlere gelmeme arkamda duran sanatçıdır. 39 yıllık evliyiz, 30 yılı kavgayla geçti. Ben sonuçta aile danışmanı oldum eşimden çektiklerimi. Erol Evgin'i anlattım. Erol Evgin şarkı yaptı. Ah bu hayat çekilmez diye. Hayat zaten. Tabii ben anlatıyorum. Diyorlar ki az önce bir tane beyefendi diyor ki ya eşin yanında, ben arkasından konuşuyorsun zannediyordum. Yanında da mı anlatıyorsun? Ayrı gayrımız mı var ya? Biz gerçek bir aileyiz. Sorunlarımızla, acılarımızla kızımıza yanıyoruz 7 yıldır. Pantolon hikayesini kardeşimize, evliliğimizdeki çatırtamalara. Biz poz veren bir aile değil. Çünkü bir şey dedin, sen dedin ya düşmanım var, laf ederler. Hep derim ben, toplumumuzun iki tanrısı var. Biri Allah, biri el alem ne der tanrısı. Vallahi el alem demesin diye biz yaşadık, yuvamız yıkıldı. Eli memnun edeceğim diye ben eşimi memnuniyetsiz bırakmış birisiyim hayatım. Şöyle ayaklarından kapanabilir miyim burada? Peki otur. Ele karşı böyle iyiyiz de evde kedi köpek gibi oluyoruz ha ben seni. Siz de öylesiniz. Zaten ben gördüm seni. O yüzden halime şükrettim. Başkanım şeref verdiniz. Aslında biz geldiğimiz zaman efendim Sayın Muhtarım Mehmet Bey mahalleye aldım geldim dedi. Hani kimse yokmuş arkandan. Hani yok kimse. Hani. Buradaki kol bunlar. Hep senin mi? Hoş geldin. Hoş geldin. Eşimin adı Hayat. Beni dinlediğiniz kadar kocalarınızı dinleseniz dert kalmaz evde. Biz geçen sene geldik böyle bir çuval ceviz koydu. Bu Aksaray'ın cevizi meşhur değil mi? Ceviz festivali. Üzümü görmedik daha. Hanım dedi ki ya ceviz bir çuval yetmiyor. Ben geleyim belki iki çuval verirler. Gelinim dedi aha gel Meryem gel canım benim gel. Meryem dedi ben de isterim. Üç poşet ceviz bekliyoruz. Geçen sene verdiler bu sene hiç vermediler. Bakalım. Yarın, ceviz yarına. Tam ben yola giderken mi söylenir bu? Bu da Meryem de benim... Meryem gel yukarı çıkalım. Gel. Bu da bu güzel prenses de 16 sene önce tanıştık. Okuma mücadelesi veren, doğudaki kızların talihini değiştiren, köylerinde hiç bir kız okumamışken kendisi okuyup kızlara model olan, babası bu kızımı dövdü okumasın diye, açlık grevi yaptı okuyacağım diye. O adam, bu ben Meryem diye hayatını yazdım. Şimdi 5. kızını üniversiteye gönderdi. Anlatabildim mi? Biz Türkiye'ye emek vermek istiyoruz ailece. Biz Türkiye'ye kalbine dokunmak istiyoruz. Aksaray'a niye ailece hepimiz geldik? Çünkü geçen gelişimizde hafta sonuydu. İşte onca gelişte bu salonlara insanlar sığmamıştı. Bu sefer normal hafta içi olduğu için ancak. Ve biz ailece Aksaray'ı çok seviyoruz. Ailece size selam vermeye, hatırınızı sormaya geldik. Bir şey demek istersen. Teşekkür ederim herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Kitaplar benim için çok değerli. Hatta
Ben daha önce Alişan Hoca'yla bir canlı yayında şey demiştim. Benim demiştim hayatımı değiştiren şeyler kitaplardı ve ben okuma yazmayı evet ilkokulda öğrendim ama benim ana dilim Arapça. Biz Arapça konuşuyoruz. Benim okuma yazmayı ve Türkçeyi geliştirmem için okumaya ihtiyacım vardı. Köyde gazete diken parçalarına, dikenlere takılan gazete parçalarını toplayarak ben okumamı sürdürmüş ve Türkçemi geliştirmiştim. O yüzden sizlerin şu an bu tür organizasyonlara katılmanız, kitapları almanız, kitaplara değer vermeniz o kadar değerli ki belediyemize de aynı zamanda çok teşekkür ederim bu tür organizasyonlar düzenledikleri için. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Gönlümüzün sultanı. Bir şey kalpten isterseniz ne oluyor biliyor musunuz? Ben dün Meryem'e bir şey söyledim. Meryem söyleyeyim burada ya. Meryem dedim, birinci kitabını yazdım. Ben Meryem, hayallerime bilet var mı? Şimdi devamını yazmaya başladım. Meryem dedim, bu kitap 3 cilt olacak ya. Bu kitap çıkınca Türkiye'de gündem olacak. Bak dedim, bütün insanların gündemine düşecek dedim. Sabah Kayseri'de kahvaltıya gittik. Bir baktık 4-5 kişi. Biri dedi, gel sizi tanıştırayım. Gazetecilermiş. Biraz konuşurken dediler ki, aa bunu haber yapalım dediler. Sabah gazetesine. Valla röportaj yaptılar. Yakında gazetelerde boy boy ne denir? Boy boy haberlerin çıkacak. Meryem bizim için özel. Yani Türkiye için özel. Türkiye onu çok sevdi. Allah senden razı olsun. İyi ki tanıştık yani. Teşekkür ederim. Evet sevgili misafirler. Şimdi öğrenci var mı aranızda? Var. Oo maşallah. Şunun için soruyorum. Beni daha önce dinleyen var mı? O da var. Peki. Kim de az önce biri dedi ki ben seni 9 aylıkken Eskil ilçesinde dinledim dedi. Ha sen miydin? Annen sağlıkçı herhalde. Diyor ki bizi zorla getirdiler. Söyleyeyim mi? Zorla getirdiler diyor ama biz geldikten sonra bir daha senden vazgeçmedik. Ne kadar güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Demek 9 aylıkken dinledin hala dinliyorsun. Beni bir tek eşim dinlemiyor arkadaş. Bütün dünya dinliyor da yani. Şimdi... Ben çocuklar, ergenler, böyle derslerle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Sürem herhalde 50 dakika kadar oluyor. Biraz muhabbet edelim. Ve tabii konuşmalarım hoşunuza giderse, konferanslar normalde böyle olmaz. Burası fuar alanı. Ben herkesi burada saatlerce tutmayı da doğru bulmuyorum. Çünkü kitap alışverişi yapacaksınız, gezeceksiniz çocuklarınızla. Böyle bir 40 dakika kadar muhabbet edelim. Ha konuşmam hoşunuza giderse, belediye başkan yardımcılarımız burada. Dersiniz ki biz Alişan Hoca'yı konferansa bekliyoruz. Onlar da size şöyle diyecekler, ödenek yok bizde. Seçim yaklaşıyor deyin, onlar anlar. Öyle değil mi? Belediyeler seçimden anlıyor. Hele bu Serap'ın diline düşersen var ya sen yandın başkanım valla. Serap sana teşekkür ederim. Köyden geldin. İnsan bir sarma marma yapar getirir şuraya. Bilemedin mi? Peki. Sevgili misafirler adım Alişan Kapaklıka. Şimdi bir şey ispatlamak istiyorum size. Bunu daha önceki konferanslarımda herhalde yapmadım. Bütün çocuklar çok zeki ve dahidir. Ama biz anne babalar çocukların zeki ve dahi olduğuna inanmak istemeyiz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ben diyor sizi mükemmel yarattım. Biz ne yapıyoruz? Böyle yapıyoruz. Estağfurullah ya Rabbim diyor. Allah annelere diyor senin çocuğunu mükemmel yarattım Adem Bey. Anneler böyle yapıyor. Ya Rabbi komşuyla karıştırdın. Bizimki biraz falah. Bir insanın çocuğuna mesela öğretmenin sen salak mısın lan anlamıyor musun demesi Allah'a hakarettir. Bir insanın çocuğuna ya niye ders çalışmıyorsun kafan mı basmıyor demesi ya Allah'ım sen bunu kusursuz ya, kusurlu yaratmışsın anlamına gelebilir ha. O yüzden ben öğretmenim 39 yıllık öğretmenim dün Kayseri'deydim birisi geldi bana bir fotoğraf gösterdi bak eşim de oradaydı fotoğrafı gösterdi bunu tanıyor musun dedi evet dedim bu Duran dedim. Çocuk 36 yıl önce dersine girmişim. Görür görmez adın soyadı Duran'mış. Çocuk bir de beğenmiyor. Sen diyor soyadımı bildin, adımı bilmedin diyor. Manyak dedim 36 sene geçmiş lan.
Öyle değil mi? Sen de şahit oldun buna. Önce benim eşim niye arkamdaki en büyük güç? Öğretmenliğimizde 10 bin öğrenciye yemek yapmıştır. Biz Adana'da 1500 evi ziyaret etmişizdir. Bende 12 bin mektup vardır ve onları kitap yaptım. Bunları kimse anlatamamıştım diye. Yani eşim hiç tanımadığı gariban çocuklara, fakir bir mahalleydi. Doğudan göç çok fazlaydı o sıralarda. Eşim onlara bir abla gibi, bir anne gibi sahip çıktı. Onların içinde vali yardımcıları, kaymakamlar, o kadar güzel insanlar yetişti ki. Anlatabildim. O yüzden eşime huzurunuzda bir kere daha teşekkür edeyim. Önce teşekkür edeyim. Sonra ondan neler çektiğimi anlatacağım. Biliyorsunuz değil mi? Biz iki kardeş, iki kız kardeşle evliyiz. Biliyor musunuz onu? Ben kardeşimle bacanağım. Fakirlikten evlenemiyorduk. Biraz gülerek başlayalım. Ha, konunun akışını şöyle yapacağım. Beni dinlemeyebilirsiniz ha. Şimdi siz alışmışsınızdır. Şşş, dinle burayı. Konuyu 40 dakikada şunu yapacağım. Kapıdan çıkarken ulan bu zeka beni mi dedirteceğim size, ister misiniz? Çocuklara hiç ders çalış demeden masanın başına oturtmak ister misiniz? Analar kaygılı he he diyorlar hemen. Ben çocuklar geliyor, anneler böyle yapıyor. Hocam ne, bu çocuk hiç ders çalışmıyor. Çocuk kimin? Benim. Dersler kimin? Çocuğun. Lan sana ne, senin gibi anam olsa ben okula bile gitmem valla. Yet. He? Zorla. Böyle dinlemeyebilirsiniz. Siz hep alışmışsınızdır. Şş, dinle beni. Kızım dinle. Bu öğrenciler 6 saat öğretmen dinliyorlar ya. Lan 6 saat bir insan dinler mi? 7 saat. Bazı okullar 8 saat. Dinle burayı. Niye dinlesinler ya? Ben öğretmenlere diyorum, çocuklar bizi niye dinlesin? Ben de öğretmenim ha, 39 yıllık. Kendime söylüyorum. İlgi çekecek bir şeyimiz var mı? Sonra yorulursunuz. Öğrenci arkadaş çok olduğu için bunu öğrencilere göre içerik yapacağım. Yorulursunuz, yorgun argın. Böyle hele son dersler bile sıkıcı dersler olur. Uykunuz gelir, son ders zili çalınca böyle olur. Yaşasın özgürlük. Vallahi zil çalar çalmaz çocuklar bu gömleğini çıkarırlar. Ceketleri böyle olur. Çantalar da böyle omuzda olur. Böyle eve gelirler, bizim köyde anam onları berduş der, berduş, berduş gibi olmuşsun derler. Çocuklar bitmiştir, eve gelir, dinlenecekler, zile basarlar. Aa, bu Serap gibi gardiyan kılıklı annelerin ilk sorusu şudur, ödevin var mı? Zıkkımın kökü. Bir de şöyle diyorsunuz değil mi? Kızım bırak o telefonu, aklını başına, LGS var, YKS var. Ya sen var ya, bilinçli ol, bilinçli. Yürü git odana, ders çalış, televizyonu kapat, bilgisayarı kapat diyorsunuz ya. Bunları dediğinizde hiç bile şöyle çocuğa rastladınız mı? Anne ağzından bal akıyor ha. Hani hemen aklım başıma alıyorum, odama gidiyorum, ders çalışıyorum diye bir tane çocuğa rastladınız mı Allah aşkına söyleyin. Benim de 3 çocuğum var. Rabbim şahit olsun, bir kere bile ders çalış demedim ya. Onlar da beni büyük bir saygıyla dinleyip hiç çalışmadılar. Şaka şaka. Ben çocuklarıma hayal kurdurdum ya. Hayal kurdurdum. Benim kızım 30 yaşında vefat eden bir kızım var. Onu Türkiye biliyor, belki siz yeni duyanlar olabilir. Psikologtu. İnsanlar seni gönülleriyle dinliyorlar baba. Kulaklarıyla dinliyorlar baba. Ben psikolog olacağım. Sen Türkiye'yi geziyorsun baba. Gönüllere dokunuyorsun. Çiçekleri yetiştirir gibi bu ülkenin çocuklarını yetiştiriyorsun. Ben de psikolog olup sana yardımcı olacağım dedi. Bak hayal kurdu. Gitti çok başarılı bir şekilde üniversiteyi bitirdi, psikolog oldu. 15 gün sonra kanser olduğunu öğrendik be güzel arkadaşlarım. O yüzden ben anne babalara, Adem hocam hep diyorum ki, benim kızım keşke sağ olsaydı, ona hiçbir kere ders çalış demezdim. Bütün diplomalarını yırtardım. Yeter ki bak şimdi çocuklar, dikkat ettiniz mi? Fuarda da burada da ben yürüyeyim. Çocuklar gelip bacağıma sarılarak böyle kucaklarlar. Niye biliyor musunuz? Bende kızımın ruhu var. Bana şey derdi, baba küçük bir çocukla anlaşacak kadar küçücük olabiliyor musun? O zaman büyük insan olursun derdi bana. Onun için çocuklar bizim dünyamız. Dün akşam Kayseri'de dediler ki yetimler var burada. Ana yok, baba yok. 13-18 yaş çocuklar bir yemek vereceğiz. Katılır mısınız dediler. Ne demek dedim ya. Vallahi ben eşim, gelinim, oğlum hep beraber ailece gittik. Çok mutlu olduk vallahi.
Aslında eşim gözyaşlarını tutamadı. O çocukların dünyasını, biz Türkiye'nin ayrıntılarını öğrenmek istiyoruz. Ya ben Senap Hanım'ı o kadar takdir ettim ki, öyle şakalarıma takılma. Bir köyden bir kadın diyor ki, daha gelecekler vardı, cennette gelecekti de diyor, arabada yer yoktu diyor. Bak, bu çok güzel bir sevgi. Bu ortamı hazırlayan Aksaray Belediye'mize ve gelen bütün misafirlerime bütün kalbimle tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi beni dinlemeyin dedim, duydunuz değil mi? Benim adım Alişan Kapaklıkaya, 63 yaşındayım. 3 tane çocuğum var. Büyük kızım Zuhal, psikolog olan. Oğlum Bilal, mühendis olan. Bir kızım var, o da Zülal. O da üniversite son sınıfta, o da okuyor. Ve güzel arkadaşlarım, ben biraz sizinle gülmek istiyorum bugün. Şimdi beni görenler hep siyah pantolon hatırlıyorsunuz, ya da ağlatan amca diyorlar. Geçen bir çocuk geldi, ona dedi ki annesi, ya bu bir kitap söyle, Yüreğime Dokunan Eller kitabım benim ilkokul hayatım. Dedim ki bunu okusun. Annesi böyle yaptı, yo bu Almanya'da doğdu, anlamaz dedi. Karışma kız dedim. Çocuk, ben anlaşırım onunla dedim. Çocuklarla konuşarak anlaşılmaz ki. Çocuklarla böyle bakışla, yürekle, kalpten kalbe anlaşılır. Al dedim bu kitabı, beğenmesem, herkes için söylüyorum, kitaplarımı beğenmezseniz parasını geri alabilirsiniz. Kızımın bana vasiyetiydi. Yani kalplere dokunması lazım. Çocuk kitabı bir gecede okumuş. Hayret ettim yani. Nasıl lan dedim, 308 sayfa. Amca sen çok komiksin dedi bana ya. Annem hep ağlıyordu ama sen komiksin. Kitabı bitirdim. En çok neyi sevdin dedim. Böyle kulağıma yaklaştı. Amca sen de benim gibi sidikliymişsin dedi ya. Ayşim burada bana kızıyor ha. Sen çişini niye anlatıyorsun diyor. Ben insanlara çişimi anlatmıyorum ya. Ben bir şey anlatıyorum. Ne biliyor musunuz? Ben o çocukla gibi sidikli oldum. Doğru. Yatağa işedim. Fazla değil. Lise 1'e kadar işedim. 15 yaşına kadar yatağa işedim ben. Abi güldüğüne göre sen de yapmışsın ha. İşedin mi? Doğru söyle. Hadi lan numara yapma bana. İşemek bir şey değil de anam naylon seriyordu ya. Millet uyuyordu mışıl mışıl, benim altımdan hışır hışır naylon sesi geliyordu. Benim bir amcamın kızı vardı, Nurcan. Geldiği zaman kıpırdamadan uyuyordum. Kıpırdanır mı? Nurcan böyle yapıyordu. Sidikli, sidikli, hışırtıdan. Bak şimdi. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, bazı şeyler siz hayır sanırsınız sizin için şerdir. Şer sanırsınız sizin için büyük hayırlar vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor ya. Nurcan benim için şer gibi görünen en büyük hayırdır. Bir gün Nurcan'a dedim, kız sana gününü göstereceğim. Ne yapacakmışsın dedi. Görürsün dedim. Ortaokul, lise, üniversite bitirdim. Öğretmen oldum. Çukurova Üniversitesi'ne öğretim görevlisi oldum. 23 yaşındayken. Sonra ders çalışmayı öğrendim. Çocukların derslere aşık etmeyi öğrendim. Galatasaray UEFA şampiyonu olduğu sene. Bunu uyguladım. Adana derece yaptı. Bak o bizim okul çocukları. Rekor kırdılar. Ve sonra öğretmenler dedi ki buradan git. Niye dedim. Oğlum dediler, sen bir ayda bütün dersler bitiriyor. Biz bir sene ne yapacağız. Ben de istifa ettim. Devletten istifa ettim. Kendi işimi kurdum. Çocuklar geliyor. 5 sayfalı üniversiteye gidiyor. Geliyor 8 sayfalı üniversiteye gidiyor. Cumhurbaşkanlığının dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı da beni konferansa çağırdı. Aile konferansına. Tam 3,5 saat konuşma yaptım. Türkiye'yi yöneten 350 kişi vardı. Dedim, önce çok güldürdüm onları 1 saat. Sonra eşimle biz bir ayrılık süreci yaşadık. Boşanmak için mahkemeye gittik. Dedim ki onlara, benim kızım 12 yaşındayken aha buraya yapıştı. Oğlum ceketimi tuttu, 10 yaşındaydı. Baba bizi bırakma baba. Baba sen köyde anası ölen kuzuları biberonla doyuruyormuşsun. Meleğen kuzulara ağlıyormuşsun. Bizi arkandan niye meletiyorsun baba? Bugün insanlar bana çok tatlısın diyorlar. Geçmişimde çok büyük acılarım var ki ben bunlara. Şikayet etmek yerine çözüm anlatıyorum insanlara. Çok ağladılar. Sonra da yuvamı tekrar nasıl toparladığımı anlattım. Beni ayakta alkışladılar. Bunu çocuklara ve öğrenci kardeşlerime söylüyorum. Türkiye'nin en yüksek makamı beni ayakta alkışlıyorsa benim ne yapmam lazım? Sevinmem lazım değil mi? Ama ben sevinmedim. Perdenin gerisine gidip gözyaşlarımı tutamadım. Niye biliyor musunuz? Aklıma yine Nurcan geldi ya. Bu bana sidikli diyen kız. Şimdi genç arkadaşlarım bak. Ben insanlara sadece şunu anlatıyorum. Çocukken güvenimi çalan, beni pısırıklaştıran, içe kapanık hale getiren, böyle güvenimi çalan o naylon hışırtılarını
kurduğum hayallerle, çalıştığım derslerle, attığım adımlarla Türkiye'nin zirvesinde alkış hışırtılarına çevirmiştim ben o gün ha. Başımı o gece uyuduğum zaman eve geldim, bir şey düşündüm ya. Dedim ki, yani engeller, fakirlik diye zannettiğimiz şeyler sıradan insanların başarılı olması için Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlerdir ha. Bak, bir insan bolluk içinde yaşıyorsa asla gelişmiyor. Ne diyor Profesör Acar Baltaş? Gerçek kapasitemiz zorluk anında çıkar ortaya diyor. Elmasla kömür aynılar ama elmas birçok preslenir, sıkışık kesilir, biçilir. Elmas olur, kömür de fakir sobasında yanar. Çünkü bir zorluk görmediği için yanar yani. Onun için ben zorluklar görmüş birisiyim. Sevgili misafirler, Adem hocamı bir kere daha söylüyorum. Onun kitaplarına okursanız, gerçi benimkileri beğenmezsiniz ondan sonra ama Allah senden razı olsun. Sen istersen standa git ha, orada. Çünkü gelenler vardır orada. Ha, sen imza devam et. Teşekkür ederim. Valla burada yerel öğretmen yazarlar gördüm. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Resim şeyleri gördüm. Sanat, bak karşı tarafta sanat şeyleri. Ya bu kitap fuarından öte ruha dokunan bir şey. Çok güzel bir şey. Etkinlik o yüzden çok güzel bir şey. Benim çocukluğumda, muhtarım da bunu bilir. Bir de sen gençsin ama bak muhtarım görsel hayatım, hani senin yaptığını yapıyorum. Bunu mu diyorsun? Bunu diyorsun değil mi? Ne var? Resim çekeceğim. Resimde çirkin çıkacağım. Al istersen böyle çek yani. Ah, ne var? Bana böyle yapın. Şşt, düzelt düzelt. Vallahi benim eşim görsel bak. Ayakkabılarım var ya, eşim bana kızıyor. Başka ayakkabı getirdiydi. Dün Maraş'ta 1300 kişi geldi konferansta. Ya bana bir ayakkabı giydirdi. Alişan'ın programında da giydim. İlk defa almış. Yemin ederim ayağım kanadı ya. Güzel görünsün diye ayak kanar mı ya? 2 saat dayanabildim. 3. saat arada aradım. Hayatım dedim, ayağım kanıyor. Vallahi çok acıyor. Dedi ki dişini sık, çok güzel görünüyor. Az daha sabret dedi bana. Yalan mı? Aha vallahi burada. Dün konferansta da onları giydirdi. Ya o ayağım acıyor. Bir de şey diyor, bak gömlek, bak şey, kemer kahverengi, ayakkabı da kahverengi olacak. Kravatın deseni de kahverengi. Çıktım, dayanamadım. Çıkarttım, çorapla konferans yaptım valla. Ama bugün dedim ki ben bu sporlar ayağımda rahat ya. Oh, bütün intikamımı aldım senden hayatım. Oh. Keyfiniz iyi mi? Rahat mısınız? Rahat olun, rahat. Ben o zeka ile ilgili bir şey yapacağım size. Baba, ne oğlum? Para veriyor. Baba, daha önce bunları dinlemiş olabilirsiniz bazen ama ben çocuklar çok olduğu için onlar için bazı şeyler tekrar edeceğim. Baba, ne lan? Defter al. Yok. Geçen sene aldım diyor. Silip yeniden yaz diyor. Ya yok ya. Bir silgi aldı. Deldim boynuma taktı ya. 20 kuruşluk silgi kaybolmasın diye. Bir gün dedim baba, ne oğlum dedi. Dedim gofret al. O ne lan dedi. Dedim çerçi getirmiş. Çerçi bilir misiniz? Bilirsiniz. Değil mi? Tekerlekli AVM. Bizim köyün en modern kişisi oydu ya. Köye gelince biz bayram ederdik yani. Gofreti getirmiş. Aha vallahi böyle emmimin oğlu almış, böyle ısırıyor çıtırt diye. Benim ağzım böyle ham oluyor. Yok. Isırıyor. Dayanamadım oğlum dedim. Bir tane küçüğüz ha. Bir tane ucundan ısıttırır mısın? Niye dedi, para yok dedim. Gofreti böyle tutan çocuk ben ucundan ısırayım mı deyince ah vallahi böyle tuttu. Önceden olsun diye böyle tutuyordu. Ben ucundan ısırayım dedim, böyle tuttu. Nasıl ısırayım ben bunu? Geçen kadının biri diyor ki sende de hiç akıl yokmuş, kusura bakma alttan ısıraydın diyor. Zekaya bak ya. Neyse. Isırdım, babama konuştum, dedim ben gofret istiyorum, yalvarıyorum, yok. Çare buldu, insan fakir olunca çare bulur. Anana söyle dedi, yumurta versin onunla al. Ya yumurta bizim köyde hazineydi, tavuk da Ziraat Bankası gibi bir şeydi. Tavuğun kıçı da bankamatikti, biliyorsunuz mu? Benim çocukluğum kümesin kapısında tavuğun götünü bekleyerek geçti ya. Bir yumurtlasa kaç gofret... Muhtarım sende de aynı şeyler olmuş herhalde. Gülmekten altına işeyeceksin ha şimdi sen.
Vallahi ya gözünden yaş geliyor. İyiydi, alttan gelince kötü var. Senin evde de mi var aynısı? Ah kardeşim. Zalim elinde kalan kardeşim benim. Neyse. Öğretmen olunca da değişmedi. Bankamatikte maaş çekerken hep tavuğun şeysini hatırlardım ha. Vallahi. Babama bir gün dedim bana pantolon al. Siyah pantolon videomu seyrettiniz mi bilmiyorum. Ne pantolon lan dedim, pantolon. Para yok dedi. Ben babama çok kızdım. Dedim donsuz mu gezeceğim ya? Babam dedi ki yok oğlum, her şeyin bir çaresi var. Fakirlik çare bulduruyor ya. Anana söyle dedi, ebeğin şalvarını bozup sana don diksin. Ebemin şalvarı çiçekli basmadan. Ben çocukken hep çiçekli ebe donu giydim ya. Fistan bilir misiniz? Serap bilir kesin. Maxi, aha böyle sallanır şalvar ya, şalvar böyle. O şalvarlarla büyüdüm. Genç oldum. Ama üniversiteye gittim, bir tane profesör dedi ki ya dedi, çocukken yaşadıklarımız yetişkinlikteki davranışlarımızın üzerinde çok etkili oluyor dedi. Lan içime bir korku düştü. Çocukluğum geldi aklıma. Arkadaşım da demez mi sen kız da onu giydin, gelecekte böyle karışık bir şey olursun dedi ya. Bir tane psikolog da bana diyor ki Alişan Bey, sizin bazı hareketleriniz kadınlara benziyor, neden acaba? Dedim şalvardan, şalvardan. Bak eşim burada, geçen kadınlar günde telefon ettim, yemin ederim. Dedim hayatım kadınlar günün kutlu olsun, dedi ki senin de. Lan dedim, bende bir şeyim var acaba? Ya bir, vallahi ya. Neyse babam pantolonu getirdi, bir giydim, tam 5 yıl çıkartmadım. Kardeşime de vermedim, zaten Türkiye bana kızdı. Biri diyor ki seni bir görsem geberteceğim seni, insan kardeşine pantolon vermez mi? Ya yoktu ki ya. Kardeş 5 pantolon tek. Abi kim çalarsa onun oluyor ya. Misket oynarken dizim yırtındı, pantolonum delindi. Ben çok ağladım. Pantolon yeni ya, yepyeni 5 yıllık pantolon. Anam böyle yaptı. Lan zırlama. Bakarım çaresine. Baktı delik bu kadar. Anam bir yamalık yaptı. Aha bu kadar. Süvarilik derlerdi. Sonra buna da yaptı. Bu ne dedim? Estetik olsun diyor. Sanki modacı olmuş. Ben buna üzülürdüm. Az önce muhtar Mehmet Bey ile tanışınca bayağı rahatladım. Muhtarımızın anası onun arkasına dayama yapıyormuş böyle. Yalan mı? Kalk kalk, doğru söyledi herkes. Doğru, sen bak doğru işte. Sen şimdi mahalleyi getirdiğine de pişman olmuşsundur ha. Bir de muhtarım diyor ki sarı, mavi, yeşil, turuncu yürürken arabaları fren lambası gibi yanıp yanıp sönüyor diyor. Ben de muhtarıma dedim ki lan haline şükür. Bizim çocukluğumuzda vallahi iş çamaşırı yoktu. Atlet kilot bilmezdik. Fakirler şeker torbasından atlet kilot dikerlerdi. Babamla hamama gittiğimizde hiç unutmam, babam soyundu, ceketi çıkarttı, gömleği çıkarttı. Babamın sırtında burada marka yazıyordu. Eskişehir Şeker Fabrikaları. Çuvalların altında bir not olur. Net 50 kilo. Tam babamın kalçasına gelmiş. Net 50 kilo. Onun altında bir not daha. Nemden koruyunuz yazıyordu. Allah sizi ömür boyu güldürsün ha. Vallahi ne kadar güzel gülüyorsunuz ya. Gülün ya vallahi. Bunları niye anlatıyorum sizce? Şimdi size önemsiz bir cümle söyleyeyim. Dur arada yanınıza gelin. Muhtarım döver müver, biraz bu yana gideyim. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bana öyle geliyor ki bizim zamanımızın zorlukları bizim okumamızı kolaylaştırıyordu. Ha, şimdi çocuklara verdiğimiz bütün kolaylıklar onların okumasını zorlaştırıyor gibime geliyor. Ha. Şimdi bazen eşim diyor sen çocukları kayırıyorsun. Çocuklar, hayır, kimseyi kayırmıyorum. Ben bir tek şey söylüyorum. Çocuklarınıza kural koyun. Her dediği yapılan, bak çocuklar sizin yanınıza söylüyorum. Her dediği yapılan bir çocuğun ileride mutlu ve başarılı olma şansı yoktur. Dünyayı gezdim ben. Bu yaz eşimle kızımla Japonya'ya, Kore'ye gittim. Geçen yaz Amerika'ya, Avrupa'ya hep gezdim. Türkiye'yi karış karış gezdim. Aksaray bu 10. 12. gelişim ya. Her Şırnak'a gittim, 10'dan fazla gittim. Her yeri geziyorum. Şunu gördüm arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani biz Türkiye'de yokluk çeken bir nesil olduğumuz için aman biz çektik çocuklar çekmesin, yemedik yedirelim, içmedik içirelim, doyumsuz, mutsuz bir nesil çıktı ortaya.
Kusura bakmayın. İsterse bakın vallahi siz bilirsiniz yani. Ben size çözüm anlatacağım işte o yüzden. Bizim Dilek Cesur'u tanıyor musunuz? Onu da dinleyin bak kitaplarını. Çok mu seviyorsunuz? Bak onun kitaplarını. Hatice Kübra Tongar'ın, Adem Güneş'in, Serhat Yabancı'nın kitaplarını. Bak biz eşimle okuduk. Çok beğendik arkadaşlar. O yüzden ben belediyenin seçtiği arkadaşlara bakıyorum. Çok kıymetli yazarlar çağırıyorlar. Bir kere daha kim seçiyorsa tebrik ederim yani. İşlerinde en sidikli olanı benim yani. Şimdi bunları niye anlattım? Şunun için. Ekinler nasıl ki ya susuzluktan ya da aşırı sudan kuruyorsa, çocuklar ya sevgisizlikten ve ilgisizlikten ya da aşırı ilgiden ve aşırı sevgiden solup gidiyorlar arkadaşlar. Anlatabildim. Benim de iş çocuğum var ha. Üstelik ben çocuklarımın birisiyle ağır imtihan geçirdim. Benim eşim kızımın her anını bilir. Kızımın sırtına yana çıktığı zaman o terapi görürken, anne bak kızım o kadar pozitifti ki, anne Allah benim günahlarım için bu şeyleri bana çektiriyor. Evine hırsız girdi Ramazan'da, bak kızımın evine hırsız girmiş. Böyle eşim kızıyor, Allah cezanı vermesin, yeme işler nasip olmasın bilmem ne. Kızım şöyle diyor, anne niye hırsıza kızıyorsun? Belki de çocuğun ihtiyacı vardı anne. Bak pozitif bakış açısına bak ya. Tabii bu hırsızın iyi olduğundan gelmiyor, onu söylemiyorum. Ama bakış açısı önemli. O yüzden iyi çocuklar yetiştirmenin ilk şartı iyi ana baba olmaktır. Bunu bize öğreten olmadı. Ben çocuklarımla ve eşimle konuşurken beni hiç beğenmezler. Allah şahit bak, ha burada. Hep beni eleştirirler. Ben bunu sevgiyle kabul ediyorum. Niye? İnsanın bir kör noktası vardır. Fark etmez. Eşin seni iyi tanır. Çocuğun iyi tanır. Onların söylediklerini dikkate alırım. Öyle gelişirim. Yoksa insan yanlışı iyi zannederse kötü olur arkadaşlar. Onun için liderlere ve mahallelerimize, kaymakamlarımıza hep böyle eğitimler yapıyorum bakanlıklarda. Diyorum ki bak etrafınızda şakşakçılar dolarsa siz mahvolursunuz. Etrafınızda sizi bazen böyle eleştiren biri gelirse bak siz gelişirsiniz o zaman. Anlatabildim mi? Neyse fazla uzatmayayım. Nurcan'a gününü göstermek için bak insan hayatı öğrenci arkadaşlarıma anlatmaya devam ediyorum. Nasıl gelişiyor biliyor musunuz? Şehire geldim. Pısırık, sümsük. Pısırık böyle içe kapanık. Anam döşeği korumak için beni çok dövdü. Üstünü batırdın, anam dövdü. İlkokul 2 okumuş, babam ilkokul 3 okumuş. Böyle aha böyle birisiyim, şehire geldim. İlk lan. Ahır mı lan bura? Öküz. İlk bir öğretmenden bunu duydum ha. Ve öğretmen beni tahtaya kaldırdı, kafamı duvara çarptı. Öğretmen parmağımı büzüştürdü. Hiç böyle dikine cetvel yediniz mi ya? Ben yedim ha. Var mı böyle cetvel yiyen? Anam bir sürü var. Böyle bir nesiliz değil mi? Hasarlıyız biz. Eskiden öğretmenler baskın yapıyordu. Şimdi çocuklar yapıyor öğretmenlere. Ya da ana babalar. Devir değişti. Neyse öğretmen, oğlum biz hocalarımızı görünce sokağımızı bilmem değiştirdik diyerek bizi sindirdiler ve bizi dövdüler. Bir kış akşamı dedim ki ben okulu bırakacağım. Hatta az önce hocamı tanıyan bir Isparta'dan bir üniversite hocamız gelmiş. Resim şeyleri sergisi varmış. O tanıyor benim dediğim kişiyi. Bir kış akşamı ben okulu bırakacağım dedim. Tek gözdağımda böyle oturuyorum. Bir tane tezek sobamız var ya. Hava çok soğuk. Fırtına tipi çok kar yağıyordu önceden. Kardeşimle ben lise 1'e gidiyorum. Kardeşim orta 3'te. Donuyoruz ha. Vallahi donuyoruz. Tezek bitmiş. Ölüyoruz ya. Keşke diyorum WhatsApp olsaydı baba çocukların ölüyor diye ya çekebilseydim. İnternet mi vardı baba biraz tezek getir ölüyoruz burada diye. Yoktu. Böyle kendi kardeşimle aynı yatağa girdik. Sarıldık çocukken de aynı yatakta birbir üstümüze işerdik sıcak sıcak. İyi de oluyordu gerçi de. Vallahi bir döşekte 4 kişi yatardık. Bu kardeş gücünü geliştirmiş yani aramızdaki samimiyeti artırmış. Neyse kardeşime dedim ölürüz değil mi sabah? Böyle helalleştik ya. Donuyoruz yani. Kime duyuracaksın sesimizi? Kapı çaldı. Korkumdan açamadım. Bir daha çaldı. Korku içinde böyle kalktım kapıyı bir açtım. Bir baktım okul müdürü, müdür yardımcısı bir de öğretmen. Lan dedim ne yaptık ki eve kadar gelmişler. Suçumuz büyük herhalde.
O öğretmen dedi ki, Alişan yavrum, aklımıza düştünüz oğlum. İki çocuk okumak için uğraşıyorsunuz. Hava soğuk, kar yağıyor, merak ettik. Yakacağınız var mıydı evladım, onu sormaya geldik dedi. Çıktım dışarı ağladım. Ya ilk defa biri beni insan yerine koymuştu ha. Anam yatağı ıslatıyorum diye dövüyordu. Nurcan Sidikli diye dalga geçiyordu. Babam çok sevmesine rağmen bir kere bile sarılmadı bana ya. Ayıp olur işte, sen dedin ya laf ederler diye. El alem kınar diye sevgi görmeyen bir kavruk, ezik, büzük bir nesiliz bizler yani. Ve arkadaşlar, öğretmenlerin kimi döverken o öğretmen tezek var mı dedi. Bir kucak odunu sobaya attılar, soba gürül gürül yandı, öğretmenler gitti. Başımı yastığa koydum, kardeşime sırtımı döndüm. Ağlayarak dedim ki, ben okuyacağım lan. Ben bırakmayacağım okulu, ben öğretmen olacağım dedim ha. Ben öğretmen oldum, bizim eve bir tane öğretmen geldi. Ben eşimle 1500 eve gittim ya. Hiçbir öğretmen beni yemeğe çağırmadı, biz 10 bin öğrenciyi eve çağırdık. Ve bayramlarda o yetimlere, öksüzlere yazdığımız eskiden tebrik kartları vardı, bilir misiniz? Bir tarafı renkli, bir tarafı yazılı. Onlardan gönderdik. Bak, eğitim anlayışına dedim ki, yüreğine merhaba diyebildiğin bir insanın beynine de merhaba diyebilirsin. Çocuklarınızın okumasının başarılı olmasını istiyorsanız lütfen onlara ders çalış demek yerine sohbet edin. Onlar anlaşılmak istiyorlar. Bak, siz anlamazsanız telefonlar anlıyor. Siz anlamazsanız sosyal medya çocukları çok iyi çekiyor. Çocuklarımız, çocuklar olduğu için bazı şeyleri kullanmayacağım burada. Yanlışa sürüklemek isteyen bir sürü melek yüzlü şeytan var bu ülkede, unutmayın bunu. Anlatabildim mi? O yüzden belediyenin böyle seçimlere bir katkısı olmayacak, kültürel bir iş yapması da çok takdire şayan bir şey ya. Vallahi ya, Türkiye'yi geziyorum. Ben yönetimleri, Cumhurbaşkanlığı'na da eğitim yapıyorum. Hakkari'de de yapıyorum. Valileri de yapıyorum. Müftüleri de, imamları da, her yerde yapıyorum yani. Onun için tanıyorum. Ülkemi seviyorum. Şikayet etmiyorum. Yanlışı görüyorum ama çözümü anlatıyorum. Bak şimdi çocuklara beyni kullanmaya da bir şey göstereceğim diyorum. Siz farkında olmadan onu şimdi göreceksiniz. Ben ders çalışmaya başladım. İlk defa takdir aldım. Anam böyle yapıyor. Len... Len demek bizim köyde beyefendi demek. Sen ne çıkacaksın? Niye diyorum ona? Bir şey çık diyor. Doktor çık, öğretmen ol, imam ol, polis ol. Niye diyorum? Kazandı kağıdını getir, Nurcan'ın anasının gözüne sokacağım diyor. Eltiler ya. Anam benimle, Nurcan zıtlaşıyor. Nurcan'ın anası da anamla zıtlaşıyor. Anam da 11 gelinin en küçüğü, o da ezik büzük zaten. Neyse, sınav sonuçları açıklandı. Bunu öğrenci kardeşlerime, bir yüreğimi anlatmak istiyorum. Patates tarlasında patates kazıyoruz. Ağustos sonu, Eylül başı gibi. Patates söküyoruz. Anamı gözünüzün önüne getirir misiniz? Böyle şalvarı yırtık, ayağında naylon terlik, böyle yama üstüne yama. Anamın yüzü güneşten kavrulmuş, elleri nasır tutmuş. Ay, kurban olduğum nasırlarına. Ben bugün burada konuşuyorsam, anamın nasırlı ellerinin emeği olduğu için değil midir? Ben burada konuşuyorsam, babamın kırışık alnından dökülen terlerin ve bana emek veren öğretmenlerin eseriyim. Rabbimin huzurunda hepsine bütün kalbimle teşekkür ve dua ediyorum. Allah onlardan razı olsun ha. Ve arkadaşlar, babam otobüsten indi. Anam dedi, ne çıkmış herif dedi. Babam bir zarf salladı. Vallahi eskiden internet olmadığı için böyle bir şeyler zarfla gelirdi. Beyaz zarf, uzun bir zarfla. Babam yaklaştı, anam böyle yaptı. Çabuk müjdeyi ver. Nurcan dedi, Elif yenge boşuna heveslenme. Bu Sidikli'den bir şey vallahi çıkmaz dedi. Lan üniversiteye gideceğim kız hala benimle sürüştü yani. Ve sevgili arkadaşlarım, babam dedi, müjde mi istiyorsun? Anam dedi, he. Babam dedi ki, eşşol eşek. Lan sana verdiğim emeklere yazıklar olsun deyince, ben bir umutla evladının okumasını bekleyen, İlkokulu zor bitirmiş bir annenin yıkılışını gördüm ben. Anam böyle yaptı bana. Bir şey çıkmamış mı dedi anam. Ve düştü ya. Gençler, annenizi düşürmeyin bak. Anam düştü, ellerini dizine vurdu, ağlıyor. Şimdi aklıma geliyor da, anam benim için ağlamıyordu. Ha, Nurcan'ın anasına nasıl hava atacak, onun için ağlıyordu. Babam baktı anam ağlıyor, dedi sus lan karı dedi sus. Ya kusura bakmayın, bu kullandığım kelimeler karı, herif, lanlun.
Benim anam babama şöyle demiyor ki, sevgiliyim yavrum, yavrumuz ne çıkmış bir tane. Babam da şöyle diyor, aşkım henüz öğrenemedim canım demiyor ki. Babam diyor, lan karı. Anam diyor, ay bu herif beni ne çok seviyor, ay. Bak az önce gelirken Yeşilhisar'ın bir köyüne uğradık. Bizim Adana'da ev sahiplerimizdi. Adam 78 yaşında, karısı 75 yaşında. Adam diyor, sus lan kafası kırık diyor karısına. Bizim hanım da kızıyor, ne kaba diyor. Lan ne kabası, karısı da diyor, ay ben seni yürüm diyor, yürüm ben seni. Sevgi bu işte ya. Vallahi. Hayatım ben sana hiç kafası kırık dedim mi? Ama arkandan neler anlattım neler. Muhtarım eşin mi? Nasıl eşin? Sen geçen geldiğinde Ankara'da kolunda başka biri vardı, ona da eşim demiştin. Eyvah eyvah diyor karısı. Muhtarım sen hanımdan korkuyor mu? Hiç korkmaz mı? Sen dur bir dakika. Sen kalk ayağa, bir bırak o telefonu. Başkanım sen kaydet, bu manzarayı kaydetmen lazım. Ha. Peki sen eşini seviyor musun? Allah izin verirse. Allah izin verirse. Evet. Allah izin vermiş zaten. Peki gel de ki, aşkım seni seviyorum der misin şurada? Bir sarılır mısın? Ha. Hadi. Hocam aynı senin gibi. Ya de hadi de. De. Seni. Ortağım seni çok seviyorum. Ortağım diyor ya. Kalk kız, kalk sen, sarılacak adam sana. Yo yo mu? Adam adam da karısı odun odun. Diyor Allah izin verirse diyor ya. Lan de ki sen gel, de ki sarıl seni seviyorum de. Lan çocuklarımın anası diyor lan herhalde yani. Ne diyeyim bizim? Ankara'dakine aşkım diyordun ama. Ay bu şakayı böyle valilere yapıyorum, yemin ederim böyle ter basıyor adamlar. Kız eve gidip sıkıştırma o kimdi diye, yok öyle bir şey ha. O karısı benden beter diyor, sarışın olan mı esmer olan mı? Ya Allah razı olsun ha. Bir gün buradan geç, yakın mısınız buraya? Burada tamam, bir gün evde yemek yap, size geleceğim. Söz mü hocam? He? Söz verirsem tutmam lazım. Hayatım söz vereyim mi? Evet. Söz ver ya, söz yani tutmak lazım ama telefonu sen bize ver. Meryem bir gün gidelim kız, bu taraflara gel ya, bu akşam bile bu akşam olmaz ama söz veriyorum lan, al sana. Ha. Ben size onurla şerefle tam geleceğim sana, hadi geleceğim. Neler çek, sen yokken arkandan atıyordu. He valla, ben yalan mı söylüyorum, koskoca yazar yalan söyler mi? Ha. Tamam tamam, fazla adamı ter bastı, korkudan altına edecek şimdi, neyse. Sana mı? Sen bu akşam çağırdın, ben bu akşam ona da gel. Sana da geleyim. Anam dedi ki öyle şehirli kızlar çağırırsa gitme dedi. Şimdi dur ya, çocuklara bir şey göstereceğim, Allah Allah. Ya ben ne anlatıyordum? He? Nerede? Baban eşi ol eşek. Sen de kala kala onu mu dinledin yani? diyor baban eşi ol eşek. Ya Meryem ya bir başka. Hay Allah razı olsun. Ya hayatımın en böyle keyif aldığım konferanslardan biri. Allah alkışlıyorum sizi ya. Vallahi ben sizi alkışlıyorum. Çok teşekkür ederim ya. Diyor ki baban sana eşi öyle çekti. Çok teşekkür ederim ya, sağ olun. Babam baktı ki anam ağlıyor. Babam böyle yaptı, sus lan karı dedi, sus, şaka yaptım, gel lan dedi seni bir öpeyim. Öyle deyince ben böyle kendime geldim. Lan dedi, sen bu köyün medarı iftarısın. Ben medarı iftarı ne bileyim abi, patates ilacı zannettim ben. Dedi ki helal olsun lan, Marmara Üniversitesi'ni kazanmışsın. Anamın hareket, Marmara nerelen dedi. Anam Marmara'yı ne bilsin yani. Babam dedi öğretmen olacağımış, öğretmen. Anam vallahi yeniden canlandı. Kalktı, sarıldım anama, elini öptüm. Helal olsun. Gençler
Bak anne babalarınız sizin için dağda bayırda, işte devlette, memurda çalışıyorlar ya. Ya onların istediği bir tek kendileri için istemiyorlar ki. Sizin için okuyun, kendi aklınızda durun, bunu istiyorlar. Yani bunun neresi kötü? Ha söylerken belki biraz dırdır ediyorlardır, olabilir. Bunun için de benim Sevgi Bahçesi'nin Bahçıvan'ı kitabımı okuyun. Bir de rahmetli kızımın yazdırdığı Kalbime Girmeden Beynimde İşin Ne? Kitaplar orada var herhalde değil mi? Ben de imzalarım size çıkışta. Çare olur size. Ama ben çareyi burada da zaten söyleyeceğim. Şimdi Marmara Üniversitesi'ne gittim. Babama mektup yazdım. Baba dedim para yolla. İstanbul'da her şey parayla. Baba dedim çok şaşıracaksın ama tuvalete gitmek bile parayla. Bizim köydeki tarlaya para manesi yoktu. Muhtarım sizde var mıydı? Yok. Muhtarım ömür boyu bedava yap. Daha sorun ister. Babam bana ne yazmış biliyor musunuz? Demiş ki oğlum Alişan, sen benim oğlum olduğun için sana bu parayı göndermiyorum. Sen başkasının çocuğu olsaydın da yollardım. Oğlum sen öğretmen olmak için çırpınan bir delikanlısın. Aman ha yavrum oku. Oku da bu milletin, memleketin insanlarına faydalı çalışmaları olan hayırlı bir evlat ol benim güzel oğlum demiş ya. Ya adam ilkokulu zor bitirmiş yani. Bu bana o kadar samimi geldi ki ben hiç sınıfta kalmadan üniversiteden mezun oldum. Maşallah ya salon, millet dinlemeyebilirsiniz dedim ama salon doldu, millet ayakta kaldınız valla. Gelin gelin, önlerde biraz yer var, gelin. Tek tük yerler var. Bari gezik hocam, biz normal sizin için geldik. He benim için geldin. Ben evli barklı adamım, niye benim için geliyorsun? Yarın 19 Ekim muhtarlar günü vesileyle kutlarsın. He. Olur olur. Sen eşine kuzu kes, sen karışma gerisine, ben gelirim. Şimdi ben 4 senede üniversiteyi bitirdim. Öğretmen oldum. Adana, bak Eskişehir'den Adana'ya biz hep buradan geçtik. Bu Aksaray benim için bir önemi var, o da şu. Buradan 15 tatilde, Kurban'da, Ramazan'da, yaz tatilinde gidip gelirdik ya. Burada bir ağaçlı mıydı? Tesisler var. Ha, ha. Bir de özeller vardı önceden herhalde. Var mı hali? Ha. Otobüs orada mola verirdim. Şimdi biz köye gittik. Anam bir gün ne dedi biliyor musunuz? Sıla-i Rahim kelimesini çocuklarınıza öğretin. Yani anayı babayı ziyaret etmek, yaşlıları, akrabayı ziyaret etmek. Allah razı olsun. Anam dedi oğlum bir şey söyleyeceğim. Baban sizi çok zor okuttu dedi. Nasıl dedim? Bizim köylerde kışın para olmaz ya, eskiden öyleydi. Böyle maaş, emekli falan nerede? Harmanda, pancarda olurdu. Babamdan ben para istediğim zaman tatlım kışın, babam gitmiş herkese köyde yalvarmış, kimsede para yok ha. Babam, ben orada yoktum ama tahmin ediyorum, hayal ediyorum. Herhalde böyle bir çay içmiş, 20 kuruş o zaman. İkinci gün bir daha, üçüncü gün 60 kuruş. 1 lirası yok ha çay vermeye. Tahmin ediyorum. Herhalde biri elini başına koydu. Benim oğlum ne yapıyor diye düşünürken akrabaların biri gelmiş babama böyle yapmış. Ulan sen salaksın demiş ha. Lan senin patozun var mı? Yok. Mibzer, tırmık, traktör hiçbir şey yok. Sen ne okutuyorsun lan? Elin çayına muhtaç olursun, rezil olursun. Al şu 1 lirayı, çay parasını ver git. Çocuk okutuyorum de ortalıkta gezme demiş. Babam eve gelip çok ağlamış ya. Demiş anneme, ben bu çocukları okutmaktan vazgeçmeyeceğim demiş. Eskiden babalarımızın bir lafı vardı, ceketimi satar okuturum derlerdi. Çünkü adam bir tek ceketi var, başka bir şeysi yok. Ben de senin o pantolona çok ağladım. Pantolon hikayemi, evet. Anam bunu anlattı, dedim ben bir gideyim babama para yollayayım. Ek ders ücreti aldım, 160 lira. O 160 lirayı cebime koydum. Telefon ettim. Eskiden cep telefonu yoktu, evden bağlamalıydı şeyde, köyde. Ondan sonra anam dedi baban yatsı namazına gitti, kahveye gider, ne zaman gelir bilmiyorum. Ana dedim babama sürprizim var, ben sabah söyleyeceğim. Başımı yastığa koydum, böyle hayal kurdum. O zaman elbiselerim zaten duvarda çiviler çakılırdı, çiviye asmıştık. Yani eskiden böyle anam biraz fenaydı, bu eşime fazla çeyiz almadı o zaman. Fena değildi ya, yoktu yani, yokluktandı. Neyse pantolon cebinde 160 lira. Hayal kurdum babam bu parayı alır nasıl sevinir diye böyle düşünürken uyumuşum ha. Böyle uyumuşum ya, bir telefon çaldı öğrenci kardeşlerim. Bir sıçradım,
Baktım duvarda saat 5'e 5 var. 5'e 5 kala. Lan dedim babam bu saatte sürprizimi merak eder. Telefona koştum, açtım, babam değildi. Amcamın oğlu üzgün bir sesle dedi ki Alişan çabuk gel. Dedim niye? Dedi baba. Anlamadım dedim. Alişan dedi baban çok hasta, seni istiyor. Lan dedim 700 kilometre Adana'dan Eskişehir. Babam hasta olsa istemez, yalvardım söylemeyince. Mahsus dedim ki 10 gün sonra gelirim lan, sınavlar var. Yok şimdi gel dedi. Niye dedim? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Nasıl lan dedim. Baban yarım saat önce kalpten öldü deyiverdi arkadaşlar. Babama para göndereceğim de 52 yaşındayken kalpten öldü. Ve benim babama hiç param nasip olmadı. Eşimi çocuklarımı o zaman küçüktü çocuklarımız yani. Buradan geçerken otobüs işte o mola verdi ağaçlı tesislerinde. Cep telefonu yok ya, gittim oradaki sahibine dedim bir telefon edebilir miyim? Tabii ki dedi. Ve aradım, dedim babama hiç param nasip olmadı. Cenazesini ben yıkamak istiyorum. Bir tas suyum nasip olsun dedim. Ben bekleyin dedim ya. Beklediler. Yatılı okuyan var mı içinizde bilmiyorum. Yatılıda babanız gelir sizi alır, ananız en güzel yemekleri yapar. Benim babam ayakta karşılardı bizi. O gün dedim inşallah Rabbim bir daha ayakta karşılasın, ama babam beni ilk defa yatarak karşıladı. Kapandım üstüne. Dedim kalksana ya. Ben para getirdim sana. Kalkmadı. Tırnağımı geçirdim böyle, çimdikledim babamı. Cenazeyi yıkarken ılık su olur, bir de ılıştırırlar, kaynar su. Ben bir kova kaynar suyu babamın üstüne döktüm hoplasın diye. Yandım diye hoplasın. Umut nedir biliyorsunuz mu siz? Mezara indirdik. Millet gittikten sonra babamın yanına oturdum mezara. Baba dedim sana hiç param nasip olmadı. Ama dedim bu ülkemize öyle hizmet edeceğim. Senin dediğin gibi hayırlı işler yapacağım ki insanların sana çok duası nasip olacak dedim. Karış karış ülkemizi geziyorum. Diyorlar sen yorulmuyor musun? Vallahi evde az oluyorum. Bak eşimi de alıyorum, çocuklarımı da alıyorum. Bir gidiyorum Şırnak'a, bir gidiyorum Almanya'ya, bir gidiyorum Trabzon'a, bir gidiyorum Aksan'a yani. Ya ben evde oturmaya mı geldim? Benim yaşım 63, ben emekliyim ya. Emekli ne yani? Ne demek emekli? Elim ayağım tutuyor. Çocuklar benim yüzümden. Diyor ki dün gelmiş oraya emniyet müdürünün eşi geldi dedi Maraş'ta. Benim çocuklarım seninle kitap okumayı sevdiler diyor ya. Ya Allah razı olsun senden. Bu hayır duaları hep eve gittiğim zaman önce kızımın fotoğrafını alıyorum böyle. Zuhal diyorum sen dedin ki baba ben ölünce sen vazgeçme, devam et baba dedin. Kızım sözünü tuttum, sana verdiğim sözü tuttum. Babama diyorum baba ya Allah senden razı olsun diyorum ha. Anam sağ 80 yaşında. Yanına gidiyorum bazen Instagram'a koyuyorum. Ana bir kuru fasulye yap diyorum ya. Yapıyor kuzine de. Bulgur yapıyor, her şeyi yapıyor. Ama diyorum ana beni biraz sev. Lan git ben oyun bilmem diyor. Anam sevgiyi tanımıyor ya. Ne yapayım bilmiyor. Anlatabildim. O yüzden bugün evinize bir başka gidin. Çoluk çocuğunuza, anne babanıza, büyüklerinize bir başka bakın. İyi ki varlar ya. Allah sağlık versin. Evlatlarınızla ailenizde huzur içinde yaşamayı nasip etsin Rabbim. Herkese. Bütün çabamız bu işte. Şununla toparlayacağım. Tayinim çıktı Adana'ya. Bir baktım. Çocuklar şöyle bak. Kusura bakmayın ya. Bugün gülecektik ama benim de içimin yandığı şeyler var. Babam böyle babasıyla geliyorlar ya. Bak demin standta gördüm. Baba oğul gelmişler. Hocam diyor oğluma hangi kitap tavsiye edersin? İçimde bir şey yanıyor ya. Benim babam da diyorum şurada otursaydı. Ben konuşurken herhalde dinlerdi beni yani. Sonra da bakıp elini öpseydim bir. Oğlum seni iyi ki o sıkıntılar çekmişiz lan, helal olsun sana derdi ha. Onun için sağken kıymetini bilin. Ben kızımın mezarına gidip mezar taşını öpüyorum arkadaşlar. Babamın toprağına böyle sarılıyorum. Ama eşim sağ.
Bak sakin söylüyorum, seni sakin seviyorum, gel bir sarılayım sana ya. Gel. Gel vallahi. Hayatım bence bu muhtar değil, bu Kanal D'nin paparazzi muhabiri ha. Hemen kaydetti yani. Ben Ankara'daki sarışını söyledim mi senin eşine? Ay sen de bir gülüyorsun bir ağlıyorsun, kurban olayım. Kız geleceğim size ya. Geleceğim, geleceğim. Başkanım ceviz verecek mi? Verecek mi? Ona göre ha. Hanım beni eve almaz yoksa. Eşim bir kızıyor, sen dilenci misin diyor bilmem ne. Ya şakalaşıyoruz şurada ha. Hamza Valim vardı burada bilir misiniz? Ne güzel adamdı ya. Çok güzel adam. Erzincan'a da gittik. O biz çok seviyorduk onu. O hakikaten şeyden uzaktı böyle kibirden falan. Allah ondan da razı olsun. Hadi son bölüm. Tahinim çıktı Adana'ya. Bu da öğrencilerle ilgili. Bir baktım çocuklar okula böyle geliyor. Bak pazartesi. Lan okul mu lan? Matematikçinin dırdırı, tarihçinin vırvırı. İstiklal Marşı pazartesi böyle söyleniyor. Bak herkes uykulu. Rahat, hazır ol. Korkma sen mi bu şahım? Müdür yardımcısı böyle yapıyor. Can sen oğlum, varsana. Çocuklar böyle. Korkma. Dursun oğlum. Yapmıyoruz mu lan okulda? O ona dürtüyor, bu buna. Müdür yardımcısı videoydu çocukları. Çocuklar böyle. Korkma söylemeyeceğim gıcık mı dedin? Ama cuma günü İstiklal Marşı böyle bak rahat hazır ol. Korkma sen ne yapacaksın? Lan bu niye böyle oluyor ya? Dedim bu çocukların iç dünyasını bir öğreneyim ya. Ana babalarıyla tartışıyorlar. Öğretmenlere kızıyorlar. Arkadaşlarıyla kavga ediyor. Lan bu niye böyle dedim. Çocuklara dedim yazın. Soru bir. Siz ana baba olsanız, bugünkü ana babalar sizin çocuklarınız olsa ne yaparsınız? Arkadan bir ses. Her ikisini kıtır kıtır doğrarım valla. Öfkeye bak abi ya. Soru iki. Siz öğretmen olsanız, bugünkü öğretmenler sizin öğrencileriniz olsa ne yaparsınız? Bayrak direğine kravatından asarım. Kolay kolay ölmesin. Bizim fizikçi çok kazık soruyor. Lan öğretmen kendi çocuğunu psikolojik yetim gibi evde bırakıyor. Bu ülkenin çocuklarına geliyor. Allah onlardan razı olsun. Öğretmenler bambaşka bir sanatkardır benim gözümde. O da öğretmenin grafından asıyor. Soru 3. Siz kimsiniz? İş dünyanızda neler var yazınız. Soru 4. Birisinin size sormasını istediğiniz ancak bugüne kadar kimsenin sormaya akıl etmediği bir soru sorun. Canınızın istediği gibi cevap verin dedim. Arkada çocuğun biri yazarken böyle yaptı bak yazıyor ya. Dedi süre dedim bir hafta. Çocuğun hareketi aynen şöyleydi bak. He dedim bir hafta. Lan eve gideceksiniz dedim. Canınızın istediği bir akşam yazılı olacaksınız. Haftaya bugün kağıtları alıp gelirsiniz dedim. Çocuk yanındakine böyle yaptı bak. Ahmet sence bunun kafada var mı oğlum? Hiç öyle bir şey görmemiş. Dedi not, dedim 100. Lan adını yaz, soyadını yaz, 100 yaz, kendin yaz, ne yazarsan yaz. Ben sizi tanımak istiyorum dedim ya. Ben sizin iç dünyanızı öğrenmek istiyorum. Eve gittiler bir hafta sonra bir geldi kağıtlar tam 7000 sayfa. Bak üst üste yığınca 14 paket fotokopi kağıdı yapıyor. Bak bu kadar. Kaç günde çocuklarla eve zor taşıdım. Kaç ayda okudum onları. Yazmış. Ana baba olsanız nasıl davranırsınız? Cevap iyi. Öğretmen olsanız nasıl davranırsınız? Normal. Siz kimsiniz? Zeynep. Bir soru sorun. 2 kere 2 4. Not. Ben de 100 almışımdır değil mi hocam? İmza. 15 sayfadan daha komikti. Şöyle yazmış. Hocam evlere servis yapılır. Yazılı sisteminiz çok hoşuma gitti. Sanki kebap servisi yapıyor. Şu anda üzerimde eşofmanım, masamda çayım, anamla babamın şaşkın bakışları arasında yazılı olmaktayım. Hayatımda ilk defa bir yazılıdan kopya çekmek istemediğimi fark ettim. 15 sayfa yazmış yazmış demiş not. Son 2 soruyu yetiştiremedim hocam bir haftada. 45 sayfa yazan şöyle yazmış. Merhaba gardiyan. Gözlerime inanamadım. Öğretmeni gardiyana benzetmiş. Siz öğretmen olduğunu sanan gardiyan kılıklı insanlarsınız. Bu okul açık cezaevi, bizim evde zindan.
Benim anamla babam da cellat. Ben he. Çocuklar ne güzel. Bu arada kaç dakika oldu ben? Saat kaç söyler misin? 7:03 geçiyor. Biz 7:02 geçe herhalde geldik buradan. Tam bir saattir beni dinliyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Hep bizi şöyle kandırdılar değil mi? İlkokulda çocukların dikkat süresi 10 dakika. Ortaokulda 15 dakika. Lisede 20 dakika. Yalana bak yalana. Çocuklar bir saatten değil, yani 20 dakikadan fazla bile odaklanamazlarmış. Peki bu çocuklar, bak küçük çocuk dolu, bir saattir hiç dikkatleri dağılıyor mu? Hiç gürültüleniyorlar mı? Kocaman bir alkış hak etmiyor mu bu çocuklar? Bu alkış çocuklara. Peki nasıl dinliyorlar? Bu arada muhtarım yarın Ekim'in kaçı? 19'u Muhtarlar Günü değil mi? Tebrik ederim. Muhtarlar Günü kutlu olsun vallahi. Eyvallah. Kız bir kalk herifine de ki ah muhtarım kralım benim bir seni seviyorum kız bir kalk söyle kız. Hocam aynı cümleyi alabilir miyim? Aynı cümleyi. Bu muhtar da paparazzi dedim ya. Sevgili muhtarım Mehmet Bey 19 Ekim Muhtarlar Günün kutlu olsun. Bence sen direkt cennetliksin. Bu hanımın sana ettikleri yüzünden cennete gidersin. Şimdi çocuk şöyle yapmış. Son cümleyi söylüyorum. 45 sayfanın sonunda şöyle yapmış. Saçımıza baktınız. Jöle var mı yok mu diye. Eteğimizin boyuna baktınız. Uzun mu kısa mı diye. Şu lanet kravatımıza baktınız. O zaman kravat mecburdu. Var mı yok mu diye. Bir kere bile gözlerimize bakmadınız. Bu çocukların ne gibi bir derdi var diye. Ben orada bir şoka uğradım, durdum. Bak Aksaray Belediyesi kaç defadır, hocam diyor bu Aksaray'ı biz seviyoruz, Aksaray sizi de seviyor. Lütfen gelip bir hemşehrilerimizin gönlüne merhaba der misiniz diyor. Sıkıldınız mı? O zaman belediyeyi alkışlayacaksınız yani, beni değil. Konferansım bitti, sıra geldi sözümü tutmaya. Dur kalkma. Çocukların zeki olduğunu ispatlayacağım dedim değil mi? Bak şimdi hepiniz hayret edin. Çocukların değil yetişkinler de hayret edeceksiniz. Size şimdi 12 tane soru soracağım. Beni dinleyin dedim mi? Şşşt! Önemli bir şey söyleyeceğim dedim mi? Ne dedim başlarken? Dinlemeyebilirsiniz dedim değil mi? Demedim mi? Dedim. Dinlemeyebilirsiniz. İlk 3 soruyu bilirseniz normal zekalısınız. Sonraki 3 soruyu bilirseniz normal üstü zekaya, sonraki 3 soruyu bilirseniz üstün zekalısınız, en son 3 soruyu bilirseniz vallahi süper zekalısınız. Anneye bak hemen çocuğun kafasını değiyor süper mi diye. Bir de dahi olduğunuz bir şey yapacağım ona hiç inanamayacaksınız. İlk 3 soruyu soruyorum. Hadi bakalım parmak kaldırmayın hep bir ağızdan cevap vermeniz yeterli. Ben kaç yaşındayım? 63. Kaç çocuğum var? Büyük kızım ne iş yapıyordu? Psikolog. Adını hatırlayan var mı? Zuhal. Tamam. 3'tü ama 4 sordum bildiniz. Demek ki hepiniz normal zekalısınız. Şimdi 3 soru daha soruyorum. Sınav sonuçları açıklandığında biz hangi tarladaydık? Patates. Ben hangi üniversiteyi kazandım? Marmara. Bana Sidikli diyen kızın adı neydi? Nurcan günü yıldızı zaten. Nurcan'ın sonunu merak ediyor musunuz? Vallahi bu 3 soruyu da bildiniz. Tamam, 3 sorudan soruyorum. Ben okulda sınav yaptığımda öğrenciler öğretmenleri neye benzettiler? En az yazan ne kadar yazmıştı? 4 kelime. En çok yazan ne kadar yazdı? Muhtarın hanımının havasına bak. 45. Kız vallahi geleceğim size ya inşallah. Çoluk çocuk gelelim mi? Tabii. Biz 45 kişilik bir aileyiz. Tamam. Vallahi bu 3 soruyu da son 3 soruyu soruyorum. Eğer bunu bilirseniz var ya. Babama para göndereceğimde cebimde kaç lira vardı? Peki ben size hiç dedim mi? Bak 160 çok önemli. Birazdan soracağım. İyi öğrenin dedim mi? Sizi güldürdüğümü sandınız değil mi? Şimdi dıştan bakınca bana ciddiyetsiz, cıvık, sidikli konuşmacı diyorlar. Türkiye'nin
Kemal Sunal kılıklı diyorlar. Hiç itirazım yok başım üstüne. Ama deseler ki dünyanın en ciddi eğitimcisi kim? Türkiye'nin değil. Dünyanın en ciddi eğitimcisi kim biliyor musunuz? O benim. Niye biliyor musunuz? 5 yaşındaki çocuktan 60 yaşındaki insana kadar sorduğum soruyu herkes hatırlıyorsa ve bir saat beni dinliyorsa ben işimi ciddi yapıyorum. Kusura bakmayın yani. Cebimde 160 lira vardı. Babam kaç yaşında öldü? Hangi hastalıkta? Kalp. Abi maşallah sen de hepsini hatırladın. Söylüyorsun ya. Yani. Peki. Şimdi size bazılar buna inanmıyor ama siz bilirsiniz. İster inanın ister inanmayın. Ben size desem ki bana bakın. Şimdi bana bakın. Ben hiçbir soru sormayacağım. Siz bana bakarak ne soracağımı kendiniz tahmin edip doğru cevap vereceksiniz desem inanır mısınız? İnanmazsınız. Tamam. Şimdi sadece size bir hareket yapacağım. Hareket yapıp duracağım. Siz cevabını bağırabilirsiniz. Babama para göndereceğimde akşam hayal kurarak uyudum. Sabah telefon çaldı. Bir sıçradım. Yemin ederim muhtarın karısı herkesten önce parmak kaldırıyor 5'e 5. Evet. 5'e 5 kaldı. Peki ben bir soru sordum mu? Sadece elimi böyle yaptım değil mi? Siz zannediyorsunuz ki okulda öğretmenler ders anlatınca çocuklar başarılı olur. Hayır. Çocukların hepsi eski tabirle cin gibidir. Bazen siz oyun oynadığını sanırsınız ama bütün konuşmalarınızı kaydederler onlar. Anlatabildim mi? Çocuklarınıza güvenin. Herkes öğrenebilir. Ama herkes farklı öğrenir. Kimi çocuk öğretmeni dinleyerek öğrenir. Kimi çocuk yere uzanır. Bak şöyle ders çalışır ha. Bak göstereyim size bunu. Bak çocuklar şöyle ders çalışır. Yere uzanır. Bu arka ayağını böyle sallayarak. Öyle değil mi? Bazı çocuklar laboratuvarda öğrenir. Bazı çocuklar dinlemeyi sevmezler. Yerinde duramazlar. Onlar sınıfta şöyledir ha. Ve eskiden şey diyorlar, bu çocuklar dikkat dağınıklığı var, hiperaktivite var. Yok. Ne var biliyor musunuz? Eskiden bunun adı şeydi böyle çocuklara. Götünde kurt kaynıyor bunun. Aynen vallahi diyor küçükler. Kimsenin götünde kurt kaynamıyor. Enerji fazlalığı var. Bak beni dinlerken sıkıldınız mı? Niye biliyor musunuz? Bende bir marifet yok. Bazı insanlar, bazılarınız söylediğimi kafanızda canlandırdınız. Bazılarınız beni çok iyi dinlediniz. Dediniz ki adam ne kadar güzel konuşuyor. Hiç ı demiyor. Bazılarınız dediniz ki ben adamı dinlemedim. Ne anlattı bilmiyorum ama o konuştu ben ağladım. Ya o kalbime dokundu ha. Adam sanki bizim ev anlattı. Biz yaşadık onları dersiniz. Ama ben otursaydım şöyle yapsaydım. Sevgili çocuklar ders çalışmanız lazım. Sevgili anneler, babalar. Benim oturup imamlara diyorum lan siz oturuyorsunuz. Sırf vaaz ediyorsunuz Kur'an kursu hocalarına. Lan oğlum diyorum 1400 yıldır şu kadar kitabı bir anlatamadınız insanlara ha. Kur'an-ı Kerim diyorum ya bunu anlatırken biraz eğlenceli, biraz böyle neşeli, cemaatin ilgisini çekecek şekilde anlatın lan. Oturduğunuz yerde cehenneme gider demeyin lan. İslam alemi cehenneme döndü zaten. Öyle değil mi? O yüzden soruları da hatırladınız. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Son olarak. Söyle. Pantolon mevzusu kaldıydı diyor. Pantolon hikayesini anlatmamı istiyor musunuz? Hayır anlatmayacağım. Çünkü rahmetli kızım dedi baba sen pantolonu kalbinden gelerek anlattın. İnsanlar senin samimiyetini seviyorlar. Baba dedi sen bunu bir daha anlatma. Çünkü ilk anlattığın çok samimiydi. Sen hikayeci değilsin dedi. Ne yapayım dedim. Baba kitap yaz dedi. Uzun uzun oturup o siz 5 dakikasına üzüldünüz. Ben siyah pantolon diye kitap yazdım. Oradan lütfen okuyun. Benim rahmetli kızıma sözüm var. Pantolon hikayesini kimler seyretti videosunu? Ha. Bak yaradan çoğu seyretmiş. Kızım demişti baba salonda seyretmeyen olursa anlat ama siz seyretmişsiniz. YouTube'a girin siyah pantolon diye yazın en güzel orada var. Buyurun. Siyah pantolon çocuklar için ayrı ince yazdım. Onlar çok üzülmesin diye.
Soru başka? Nurcan'a ne oldu? Muhtarın yanında oturan paparazzi olur zaten ya. Nurcan'a hiçbir şey olmadı. Nurcan evli, 3 çocuğu, 9 torunu var. Aynı köylüyüz. Geçen Nurcan'ın oğlu geldi bizim eve. Kızım da sağdı 8-9 sene önce. Alişan amca dedi, anam seni mahkemeye verecek, 1 trilyonluk tazminat davası açacak. Anam içime bir ateş düştü. Niye lan dedim. Sen konferanslarda dedi anamı anlatıp anlatıp para kazanıyormuşsun dedi. Ben korkumdan Nurcan'ın adını Aynur yaptım. Kitaplarda yüreğime dokunan ellerde var ya, o Aynur, o Nurcan işte. Bazılar diyor Nurcan eşiniz mi? Ah burada oturuyor. Yok, o hayat, o Nurcan değil. Bu arada ben eşimin soyadını aldım, biliyor musunuz? Kadın haklarını. Savunan bir programa gittim, Ece Erken falan konuşuyorlar. Sızın be dedim TRT'de. Kadın haklarını en savunan benim. Nasıl dediler? Ben eşimin soyadını aldım dedim. Beni bir alkışladılar. Vallahi çok iyiymiş. Nasıl oldu bu dediler? Dedim amcamın kızı. Soyadımız aynıydı. Bir gün polis Nurcangil'i durduruyor. Ben siyah pantolonla ünlü olduğumda polis durduruyor. Bakıyorlar laf arasında. Diyorlar siz Ali, aynı köylü falan olunca diyor siz Alişan Kapaklı Kaya'yı tanıyorsunuz mu? Nurcan böyle yapıyor. Evet. Havalı havalı. Diyor ki o benim emmimin oğlu. Bir yerde laf geçince Nurcan diyormuş ki biz Alişan'la birbirimizi çok severdik. Aynı sırada otururduk. Yalana bak, çiş kokuyun diye yanıma bile yaklaşmazdı. Çocuklara son cümlem şu. Allah selamet versin. Nurcan dünya tatlısı bir insana. Ben kitaplarımı set olarak götürdüm ki Nurcan'a, yok devde, gelinine verdim. Dedim kaynanayın bütün marifetler burada yazıyor. Son kelimem şu. Genç arkadaşlarım. Bitişte imza yapacağız, sonra yemeğe mi gideceğiz başkan? Hayatım acıktın mı? Acıktın. Hakikaten daha öğle yemeği de akşam yemeği de yemedik. Ama sevginizle doyduk biz ya. Ya Allah sizden razı olsun ha. Allah. Son cümlem şu. Hedefiniz varsa, hedeflerinize ulaşırsanız bugün sizinle alay edenler siz hedeflerinize ulaştığınızda başarılarınızla etrafına hava atarlar. Nurcan bugün benim başarılarımla köyde, biz aynı sınıftaydık diye hava atıyor. Atsın mı atsın. Helal hoş olsun. Dünya tatlısı diyorum. Ne soracaktın? Ben ne? Anam nasıl duyayım seni? Ha Tarsus'a. Evet. Gideceksin, belediye diyeceksin. Çünkü kaymakamlığın şeylerin eğitime ödenekleri olmuyor. Belediyelerin oluyor. Ben 15 sene hiç ücret almadan ülkeme konferansa gittim. Ama bir gün dedim ki benim de çoluk çocuğum var. Ya ücretli gideyim. Belediye diyeceksiniz, adımı söyleyeceksiniz. Onlar da çağıracaklar bizi. Dilek Cesur benim teyzemin kızı oluyor. Benim anam beni dövdü, Dileğin anası da Dileğe çok dövdü. Biz mecbur geliştik. Yaralarımız vardı, kendi yaralarımıza merhem arıyorduk. Bulduğumuz merhemler insanlara iyi geldi, hepsi bu. Hadi bakalım. Kitaplar orada, imzayı da orada, nerede yapacağım? İmza standı varmış orada. Son kişiye kadar orada olacağım, hadi bakalım. Hayatım tekrar teşekkür ederim, başkanım tekrar teşekkür ederim, muhtarım hakkını helali. Resim tabii çekin. Evet. Orada çekin. Kıymetli kitap severlerimiz, sizleri şöyle nostaljik masaya doğru davet ediyoruz. Hem orada fotoğraf çekim hem de kitapları imzalayacak.